Configuration'a giriyoruz. Tamam, buradan sonra hepinize merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bilgisayarınızdaki sanallaştırma nasıl etkinleştirir onu göstereceğim. Onu tanıtacağım. Umarım siz de yaparsınız. Şimdi geçelim videomuza. Ama öncelikle siz de kanalıma abone olup beni takip edebilirsiniz. Bu arada BlueStacks 5 videosu yakında kanalda, yukarıdaki kartlarda yayınladıysam şu anda yukarıdaki karttan izleyebilirsiniz. Ben ekrana bakıyorum da neyse. Hadi videomuza geçelim. Takip edin, abone olun. Yorum atın eğer yapamazsanız. Şu anda eğer sanallaştırmanız etkinse nasıl bakabileceğinizi onu göstereceğim. Şimdi masa üstümüze geldik. Masa üstümüzde eğer sanallaştırmanız açık mı değil mi önce ona bakalım. Buradan görev yöneticisi ya da CTRL Shift'e tab yaparak da bakabilirsiniz. Buradan performansa girdikten sonra sanallaştırma ya da etkin yazıyor. Benimki etkin. Ben şimdi sizler için tekrar nasıl etkinleştirebileceğinizi göstereceğim. Bunun için BIOS'a gireceğiz. Dur. BIOS'a girecek, korkmayın. BIOS'a girmek çok kolay aslında. O kadar da zor bir şey değil. Şimdi bilgisayardaki her şeyi kapatacağız. Yeniden başlatırken benimkinde ESC'ye basacağız. Ben sizler için gerekli. Burada ne dinliyormuşuz? Neyse o kadar çok da önemli değil. Şimdi bunu kayda durduracağım. Birazdan bekle işte göreceksin. Şimdi benim bilgisayarım markası HP. Şimdi yeniden başlatacağım. Her sizinki de HP'dir falandır diye öyle söyledim. Umarım düzgün çıkıyordur. Hiç kendimi görmüyorum. Şu anda yeniden başlatılırken ESC tuşuna basacağız. Yani siyah ekran olacak şimdi. Bekliyoruz. Yeniden başlatılıyor. Siz de orada tabi videoyu paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla atabilirsiniz. Bak sen yapamadın, bu arkadaş yaptı, onu atabilirsiniz. Yani hem bana destek olursunuz hem arkadaşınız dersiniz ki ulan enayi niye yapamadın, al sana verdik işte videoyu, al yap ya tarzında havalar atabilirsiniz. Hatta açılsın, ben size kaydedeceğim. Kardeşim hala yeniden başla. Bak siyah ekran geldi. Hazır mısınız? ESC'ye basıyoruz. Bak şurada bir şey gelecek. Geldi. Şimdi buradan BIOS'a girmek için bakın ne var burada? F10'a basıyoruz. F10 nerede? Burada. Bastım. Şu anda BIOS ayarlarındayız. BIOS ayarlarına bu yön tuşlarıyla kontrol ediyoruz. Ulan siz de bilmiyormuş gibisiniz, neyse. Yön tuşlarına tıkladık. Buradan System Configuration'a giriyoruz. Tamam, buradan sonra Virtualization Technology diye bir şey var. Buradan bu Disable, bak sizde şöyle olması lazım. Sizde böyledir. Bunu Enabled yapacaksınız. Disabled değil, Enabled. Okey? Anladın? Tamam. Tamam. Tıkladık. Sonra buna okey dedik. Yani yaptık. Sonrasında yön tuşlarıyla exit yerine geliyoruz. Exit saving changes. Yani çık ve değişiklikleri kaydet. Öyle bir şey. Sonra buradan yes dedikten sonra bilgisayarımız açılıyor. Ve sanallaştırmamız, dur bakayım açıldı. Aa vallahi açıldı. İşte bu kadar. Şimdi açıldıktan sonra tekrar ben size göstereceğim sanallaştırma etkinleşmiş mi, etkinleşmemiş mi göstereceğim. Virtualization ne öyle bir şey işte. Aslında tam olarak Türkçe sanallaştırma değil ama öyle çevirmişler, bilmiyorum. Onları kendi bilecekleri iş. Şimdi açılsın, göster. Şu anda yeniden başlatılıyor. Yani şu anda yükleniyor. Evet, Arık Gamebook yazıyor şurada. Nasıl tuttun lan? Neyse, Arık Gamebook yazıyor. O açıldıktan sonra görüşürüz. Blogger. Tamam, şimdi bilgisayarımız açıldı. Buradan görev yöneticisine giriyoruz. Dur, görev yöneticisine girmeyi de öğreteyim de. Kısa yoldan geliyor. CTRL Shift taba bastıktan sonra görev yöneticisi açılıyor, karşınıza geliyor. Sonrasında tabi bu belki sizde küçüktür. Hiç bilmeyenler için anlatıyorum. Yanlış anlama, biliyorsan ben biliyordum zaten, yapma. Buradan bunu açtık. Oha %3 mü? Buradan performans kısmına girdiğimizde sanallaştırma etkin yazıyor. İşte bu kadar. Bu kadar basit yani. Bunu da yapamıyorsan yallah lol ya hadi. Ama umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz bilgilendirme videoları istiyorsan aşağıdan videoyu beğenebilirsin. Kanalıma takip edebilirsin. Yorum atabilirsin. Eğer yapamadıysan, yaptıysan da teşekkür edebilirsin yorumlarda. O tarz bilgiler verdiğimiz için kimse bunları bedavaya vermiyor. Biz burada beleşe çalışıyoruz. Hiçbir de bir katıl paralı. Onu da istemiyorum. Olmayından katıla da takip. Ne yapayım? Kendinize çok iyi bakın. Bu BlueStacks videosunu attıysam şu anda yayındadır. Yukarıdaki kartlardan aşağıdaki ya da kanalıma gidip izleyebilirsin ya da şurada çıkıyordur belki de şu anda. Kendinize çok iyi bakın. Kısa video. Arada kazanmıyorum bu videodan. Sırf hemen işiniz hallolsun diye kapatıyorum. Kapatmayacağım ama zaten çok az kazanacağım. 3-4 dakika falan olduğu için video. Yo, yemin ederim video uzatmak için konuşmuyorum. Öyle konuştukça konuşuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay dostlarım. Şunları da izlersin.